Hapishanelerde başlatılan açlık grevlerini de buradan selamlamış olalım tekrardan. Yani hapishanelerde devam eden, özellikle 2015 sürecinden sonra devam eden tecrit politikaları bugün ağırlaşarak devam ediyor. Şimdi hasta tutsakların durumu ortada, tahliye edilmiyorlar, tedavi hakları engelleniyor. Onun dışında yani mektuplaşma hakkı, avukat hakkı, birçok hakkımız, hepimizin yolları zaten hapishanelerden geçiyor son dönemdeki faşist, ağırlaşan faşist uygulamalar sonucunda da. Bu biçimde hepimiz bu tecritin sonuçlarını da görüyoruz, maruz kalıyoruz. Girişlerdeki çıplak arama işkencesinden tutalım da birçok yönleriyle bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Ve gitgide yaygınlaşan, her geçen gün her uyandığımızda yeni bir uygulamayla da karşı karşıya geliyoruz. Gene işte infaz yasasıyla beraber tahliye olması gereken tutsaklar tahliye olamıyorlar. Bu biçimde yaygınlaşan, günden güne ağırlaşan bir tecrit sorunu var. Bu bakımdan açlık grevlerini önemli buluyoruz. Ancak sadece hapishanelerle sınırlandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dışarıda bizlere düşüyor. Yani bu mücadeleyi yükseltmek, aynı zamanda yani bizlerle mücadelemizle, ziyaretlerimizle hapishanelerdeki açlık grevini dışarıda gündemleştirmeye çalışıyoruz. Her türlü, yani sonuçta orayı duyurmanın yolu bizim dışarıdaki mücadelemizden geçiyor. Maalesef çok duyulabilen, çok gündem olan bir durum söz konusu değil. Bu bakımdan biz de yani Ezilenlerin Sosyalist Partisi olarak, aynı zamanda Sosyalist Gençlikleri Federasyonu'ndan da arkadaşlarımızla açlık grevine başladık bugün. Adalet nöbeti tutan annelerin yanında başlattık. Orada bir basın toplantısı yaptık aynı zamanda. Annelerin de konuştuğu, orayı da gündemleştirdiğimiz bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi de ziyaretleri aldığımız ve anlattığımız, yani emekçi solunda gündemine sokmak istediğimiz, mücadeleyi büyüttüğümüz bir gündem olarak görüyoruz. Yani buradan da çağrı yapmış olalım. Yani herkesi, sol sosyalist hareketi, ilerici aydınları bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz. Yani öncelikle açlık grevlerini İstanbul'dan başlattık, ancak bir nöbet biçiminde örgütlü olduğumuz illerde, başka illerde de gündemleştirmek istiyoruz. Bir nöbet biçiminde hem açlık grevi olarak hem adalet nöbetleri olarak yani bu eylemliliklerimizi sürdüreceğiz. Aynı zamanda sokakta değişik biçimlerle, yani bir ajitasyon da olabilir, bu bir yürüyüş de olabilir. Bu biçimlerle de yaygınlaştırmak, sokaklara taşımak ve tecriti bu şekilde gündemleştirmek istiyoruz.